Merhabalar, ben İnci Candemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için küçük bir özet, prematüre bebek ailelerine danışmanlık ve eğitim desteği sağlamaktayım. Aynı zamanda bundan 13 yıl önce 24 haftalık ve 670 gram olarak hayata gelen Can'ın annesiyim. Bu videoları sizlerle buluşturmamın nedeni prematürelik dünyasının, prematürelik gerçeğinin ve prematüre ailelerinin duygularına yol gösterici bilgiler vermek. Çünkü insan bilmediği şeyden korkar. Bilgi ise insanı güçlü hissettirir. Dolayısıyla diğer videolarımda pek çok konuyu ele aldığım gibi bu bilgilerle umarım ki bu prematürelik yolculuğunuz bir miktar hafiflemiş, rahatlamış olur. Bugünkü konumuz prematüre bebeklerin eve taburculuğu. O gün geldiğinde, yani doktorunuz artık eve taburcu olabilir bebeğiniz dediğinde aileleri bir telaş kaplar. Aslında beklenen o gündür ama aile bir türlü kendini hazır hissetmeyebilir. Şimdi birçok hastanemizde bu anlamda da çok önemli destekler sağlanıyor. Ailelere aile merkezli bakım ya da bir gece öncesinden ailenin hastaneye davet edilerek bebeğin bakımının üstlenmesi, böylece uyumlanması, bebeği beslemesi, nasıl bakacağını, altı nasıl değiştireceğini, bütün bunlara ailenin uyum sağlaması sağlanıyor. Ancak pandemi koşullarında belki tüm hastanelerimizin buna fiziksel olarak imkanları olmayabilir diye size bir iki ipucuyla bu süreci nasıl yönetebileceğinizin bilgisini paylaşmak istiyorum. Tabii konu, hep belirtiyorum, derya deniz. Annenin duygusal yoğunluğu var, işin teknik boyutu var, yani neyin nasıl yapılacağı. Dolayısıyla daha fazla bilgiyi kitaplarımda bulabilirsiniz. Öncelikle üzerinde duracağım birkaç konu başlığını burada belirtmek istiyorum. Bebeğinizin eve gelmesiyle birlikte bebek de eve uyumlanmaya, size uyumlanmaya, yani sizin elinizden beslenmeye, sizin kucağınıza uyutulmaya, gazını çıkartmaya gibi pek çok bugüne kadar hastanede geliştirdiği alışkanlığı artık yeni bir sayfa açılıyor, yeni bir dönem açılıyor. Dolayısıyla bu bir zaman ve bebeklerin ailelerine alışması birkaç haftayı bulabilir. Lütfen bu konuda sabırlı olun. Her şey bir anda yoluna girmeyecektir. Ama en önemlisi sizin burada kaygı düzeyiniz. Zaten kitaplarımda da sağlamaya çalıştığım bu. Kitaplarımdaki bilgiler ışığında ailelerin bana her zaman söylediği şey, İnci Hanım, o kadar hazırlıklıydık ki, o kadar rahat ediyoruz ki sizin vermiş olduğunuz eğitimlerle birlikte. Bütün mesele bu aslında. Bebeğinizin bakımına hazır hale gelebilmek. Prematüre bebek ebeveyn danışmanlığı programında ana amacı bu. Annelik ayarlarımızı bir miktar düzeltmek. Şimdi kaygı, korku, daha önceki videolarımda bu konuları çok ele aldığım için burada değinmeyeceğim. Daha çok işin teknik kısmına, yani evdeki bakım nasıl olmanın ana hatları üzerine biraz durmaya çalışacağım. Öncelikle evimizin ziyaretçi trafiğine kapatılması çok önemli. Zaten pandemi dönemindeyiz ama ondan evvel de biz çok küçük prematüre bebeklerde bir yıla yakın ziyaretçi kabul edilmemesini, hele hele çocuklu ailelerin eve alınmamasını hep üzerinde durduğumuz bir konuydu. Bu Türk toplumunda çok zor bir şey, bunu da biliyorum. Ailelere buradan tavsiyem şu: bebeğiniz hasta değil ama bebeğinizin eve taburcu edildiği süreye kadar çok uzun bir yoldan geldiği için, bağışıklık sisteminin diğer bebeklere göre daha düşük olduğu için daha aşırı bir koruma gerektiriyor, özellikle ilk aylarda. Şimdi ilk aylarda demişken de prematüre bebeklerle ilgili bilinmesi gereken en önemli konulardan birisi RSV aşısı. Rize, Samsun, Van. Bu aşı pek çok hekimle yapmış olduğumuz canlı yayınlar, ki bunları Instagram IGTV'de bulabilirsiniz, bu aşının önemine değiniyor, vurgu yapıyor. Özetle şöyle, belli bir haftanın altında doğan bebeklerimizi de bu aşı devlet tarafından karşılanıyor. Çünkü çok pahalı bir aşı ve bir dönem boyunca, yani kış dönemi boyunca 5 doz gibi her ay yapılması gerekiyor. Bu aşı bebeğinizi özellikle akciğerle ilgili oluşabilecek virüslere karşı ilk bir yıl çok önemli koruyuculuğu olan bir aşı. Dolayısıyla hastaneden çıkmadan evvel bu aşı ile ilgili bir rapor çıkartılması gerekiyor. Bir heyet raporu çıkartılması gerekiyor. RSV konusunda lütfen bilgilenin. Doktorunuza sorabilirsiniz. Benim kitaplarımda çok detaylı yer alıyor. Ya da Instagram IGTV'de yapmış olduğumuz yayınlarda da bunu bilebilirsiniz. Tekrar üstüne vurgu yapıyorum. RSV aşısı ile ilgili mutlaka taburculukla birlikte bilgilenin. Bir diğer konu, bebeğinizin taburculuk sırasında size verileceği olan vitaminleri, alması gereken ilaçları varsa bunlarla ilgili çok detaylı bir şekilde not alarak bilgilenin.
Yine eve geldikten sonra bebekle ilgili ailelerin en büyük kaygılarından biri evdeki toz ya da herhangi bir şekilde hijyen koşullarını sağlamakla ilgili olabiliyor. Orada da lütfen dengede kalın. Şimdi zaten pandemi döneminde hepimiz el yıkamayı çok iyi öğrendik. Dolayısıyla hastanedeki o çok kırılgan bebeğinizden biraz daha yeni doğan bir bebeğe aslında geçmiş oluyorsunuz. Sağlığını korumak için evet temizlik koşullarımız çok önemli. Özellikle biberon hazırlarken, besleme öncesi, besleme sonrası, yine alt değişikliğini yaparken. Ama şunu da belirteyim. Evdeki tozdan, evdeki dağınıklıktan, mutfaktaki bulaşıktan ya da ütülenmemiş kıyafetlerden bebeğiniz rahatsız olmaz. Bu onun sağlığını tehdit etmez. Neden buna vurgu yapıyorum? Çünkü anneler için çok büyük bir zaman ve fiziksel bir yük bu. Bebeğin bakımı ve evin işleri. Dolayısıyla lütfen o dönemde biraz evin işlerini ihmal edin. Bu çok önemli bir mesaj. Yapmaya çalışın bunu. Bu size huzursuzluk yaratmasın. Evladınız için sizinle birlikte kaliteli zaman geçirmesi, sizin yorgun olmamanız. Bunlar çok 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 daha önemli. Her zaman vurgu yapıyorum. Neredeyse anne sütü kadar değerli olan annenin huzuru ve mutlu olması bebeğin bakımı sırasında. Çünkü sizin enerjinizi bebek hisseder. Sizin kaygınız gaza neden olur, uykusuzluğa neden olur. Her türlü bebek tarafından bu kaygıların, duyguların emildiğinden emin olun. O yüzden öncelikle hep belirtiyorum. Belki diğer videolarımı izleyenler için tekrar olacak ama öncelikle oksijen maskesi anneye, anne iyi olursa bebeklerimiz de iyi olur. Tekrar teknik konulara geri dönecek olursak evin ısısı, bununla ilgili de çok soru geliyor. Normal, standart, ne çok sıcak ne çok serin, 22-23 derece oda sıcaklığı yeterlidir. Bebeğin kıyafeti annenin kıyafetinden bir kat fazla olacaktır. Burada hemen bir vurgu yapayım. Anneler genellikle bebeğin elleri üşüyor diye eldiven takıyorlar, bere takıyorlar, tulumun içine çorap giydiriyorlar. İnanın bebekler serin ya da üşümek kadar rahatsız oldukları kadar da çok aşırı ısıya maruz kalmak, yani sıcak hissetmek. Dolayısıyla bunu da size ifade edemeyeceği için bu konuda da lütfen dikkatli olun. Şimdi bazen aileler diyor ki işte hastanede küvezdeydi, orası sıcaktı ama bebeğiniz artık zaten kendi vücut ısısını sağlayabileceği bir kiloya geldiği için bu doktorlar çünkü bunu olmadan taburcu etmezler. Burada da abartıya gerek yok. Dolayısıyla işte bebeğin içlik bir tulumu varsa üzerine bir kat daha tulum. Gündüz salonda uyuyorsa bir battaniye. Gece de çok hafif bir yorganla uykusunu tamamlayabilir. Bebeğin ısısını ölçmek için eller kıyas değil. Burnu hiç kıyas değil. Bebeğin ısısını ölçmek için annenin bileğinin içinin bebeğinin şu göğsünün üst kısmına yerleştirilerek hissedilir. Yeterlidir. Bebeğiniz üşüyorsa buradan bunu hissedersiniz. Sıcakladıysa buradan da hissedersiniz. Dolayısıyla bu çok önemli diye düşünüyorum. Bunu paylaşmak istedim burada. Yine çok detay var. Kitaplarımda ve diğer videolarımda da buna hep yer veriyorum. Uykusu çok önemli. Bebeklerde iki çeşit uyku vardır. Yetişkinlerde de öyle hoş. REM uykusu ve derin uyku. Bu aradaki geçişlerde bebek kendini uyandırır. Aile de uyandı, ay karnı acıktı diye düşünür. Oysa uykusunu sürdürmemiz gerekir. Bunlar da çok önemli bilgiler. Hastanedeki 3 saatlik beslenme düzenini lütfen evde koruyun. Çünkü bebekler düzen severler, rutin severler. 3 saatte bir besleyin. Bunda ilgili çok soru geliyor. Yine anne sütü almayan bebeklerde mamanın dozajını nasıl ayarlamalıyım noktasında pek çok soru geliyor. Hem mamaların üzerindeki talimatlarda bu yazıyor. Hem zaten doktorunuzdan da bu bilgileri alın. Çünkü her bebek farklı, kilosuna göre, aldığı mamaya göre. Yine mama ile ilgili çok soru geliyor. Hangi mama markası iyidir diye. Bütün mamaların markaları iyi. Bebekler ağız tadı olarak mama seçerler. Bazı bebeklerde bazı mamalar gaza neden olur. Bazılarında kusmaya neden olur. O yüzden denemenizi tavsiye ediyorum bu noktada da. Biberon seçiminde keza öyle. Pek çok biberon markası var. Ben Philips Avent markasını öneriyorum bu noktada. Diğer videolarımda da nedenlerini açıkladım. Bunun dışında evdeki bakımla ilgili aklıma gelen banyo sıklığı çok sorulabiliyor. Haftada 2 yeterlidir. En iyi banyo kısa süren banyodur. O da 4 dakikalık akıllı telefonda açacağınız güzel bir müzik sırasında öneriyorum bunu. Çünkü dediğim gibi bebekler rutin sever. Bu müzik sesini duyduğunda bebek "Aa ben tamam suya giriyorum" o hissedecektir. Dolayısıyla 3-4 dakikada banyosunu bitirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ısı kaybına neden olur aşırı uzun banyolar. Yine banyo sırasında annenin duygu durumu önemli. Şarkı söyleyin, eğlenceli bir şeyler yapın. Hızlıca bu süreci de tamamlayın. Banyo sıklığından söz ettim. Uykusu zaman zaman sorulabiliyor. Yeni doğan bir bebek olduğu için çok uyuyacaktır. Beslenme.
Ve alt değişikliği dışında ilk 6-8 hafta çok başka bir aktivite beklemiyoruz bebeklerimizden. Uyuyan bebek huzurludur. Uyuyan bebeğin ihtiyacı giderilmiştir. Burası da çok çok önemli. Bebeklerin kaliteli iyi uyuyabilmeleri için pek çok ipucunu kitaplarımda yine bulabilirsiniz. Beslenme sırasında gaz çıkışına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sık sık molalar vermeniz gerekiyor. Hemen buradan belirteyim. Bana başvuru nedenleri arasında en çok rastladığımız sorun prematüre bebeklerde beslenme güçlüğü. Bu da çok yaygın. Çünkü hastanedeki hemşirelerimizin tutumuyla annenin tutumu farklı olacağı için zaten yoğun bakımda kalan bebeklerde emme yutkunma refleksi gelişmeye devam ettiği için bu tür sorunları yaşayabiliyoruz. Bunlar da doğal, geçici. Ama bir takım ipuçları da var size kolaylaştıracak. Pozisyonlama, dik tutma gibi diğer videolarımda bununla ilgili de yine bilgi bulabilirsiniz. Bunun dışında eve taburculukla ilgili doktorunuzun vereceği aşı takvimi, ultrasonlar, gerekli muayeneler, rok muayeneleri örneğin sakın pandemi dönemindeyiz diye bunları lütfen ertelemeyin. Doktorunuzun talimatlarına sıkı sıkı uyun. Gerekli olan kontrolleri zamanında aksatmadan yapmanız çok çok önemli. Bunun dışında düşünüyorum başka sık gelen sorulardan diye neredeyse kapsamışız. Yatakla ilgili pek çok soru gelebiliyor. Bebeğin yatağıyla ilgili düz bir yatak. Yastık kullanmıyoruz. Sırt üstü mutlaka uyutulması gerekiyor ilk 6 ay boyunca. Lütfen küvezde gördüğünüz yüzü koyun ya da yan yatırmaları uygulamayınız evde. Çünkü hastanede proplar takılı ve bebeğin kalp atışı, nabzı her türlü oradan denetleniyor. Biz evde ani beşik ölüm sendromu ya da sudden infant death dedikleri Amerikalıların bu nedenden dolayı yüzüstü uyutmuyoruz bebeklerimizi. 6 ay boyunca sırt üstü ani boğulmaya karşı bu tedbiri almanız önemli. Bunun dışında bahsetmediğim, kapsamadığım konular var mı diye düşünüyorum. Son olarak her zaman söylediğim gibi sizin enerjiniz çok önemli. Kaygıdan, korkudan kolay değil. Uzak tutmaya çalışın zihninizi. Çünkü bu konuda süt de bununla ilişkili. Annenin yorgunluğu süt arz talep ilişkisini etkiliyor. Konumuz şu anda anne sütü olmadığı için burada detaylı yer vermeyeceğim ama diğer videolarımda bununla ilgili pek çok yol gösterici bilgi var. Süt nasıl arttırılır noktasında da çok soru geliyor veya doğru sağım nasıl yapılır? Bunlara yer verdim diğer videolarımda. Videomu burada tamamlıyorum. Umarım size yol gösterici olmuştur. Sorularınız, yorumlarınız, önerileriniz varsa lütfen videonun altına yazın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiler.